Ben ailemle gittim oraya. Hanımım gelmedi. Yengelerim vardı. Abim vardı. Yeğenlerim vardı. Güzel bir şekilde geçiyordu. Ve sonlara doğru dağılmamız bize söylenince, bu konsolosluk tarafından bu söylenildi. Tahminim Hollanda polisleri bunu bir fırsat bilip, o dağılmayla beraber fırsat bilip, artık fırsat kaçırmamak mı diyeyim, adını nasıl koyarsanız koyun, arkadan bize bir saldırı düzenlediler. Sonuç itibariyle ben bunu bir saldırı olarak gördüm. Benim bir polise veya bir polisin emrine itaatsizliğim olsa derim ki bu bana haklı bir şey yaptı. Haklı bir müdahale yaptı. Ama burada olan şey polisin apaçık bize saldırısı. Böyle bir nefretten sanki bir saldırı var. Yani bir itiklersin dersin burayı boşaltın gidin. Ama bu olay öyle bir olay değil. Polis arkadan enseme vurarak beni yere indiriyor ve arkasından yerde yattığım halde joplayıp bacağıma bir köpeğe salıyorlar yani. Hükümette bulunan partilerin kesinlikle bir mesajı veya herhangi bir geçmiş olsun dile veya bizim maksadımız bu değildi bir açıklaması kesinlikle olmadı. Sonuçta biz bir Hollanda vatandaşız. Burada doğduk, burada büyüdük. Burada okuduk, burada çalışıyoruz, burada vergimizi ödüyoruz. Yani böyle bir açıklama en az bir rahatlatıcı, ya amacımız bu değildi ama amacımızın dışına çıktı. Ama medyada öyle bir yansıtıyorlar bu olayı ki çok telefon geldi, çok mesaj geldi, geçmiş olsun mesajları. Cumhurbaşkanımız aradı bizi. Allah ne zaman aradı Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanımıza dün gece görüştüm. Allah razı olsun. İçimiz acılarımızı bir an olsun rahatlattı yani. Unutturdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum.